Aydın dur, çocukluk bu yaptı. Tamam tamam, suçlu gene biz olduk. Hayır, haksız yere sen beni suçluyorsun. Haksız yere ha, haksız yere. Resmen bana cephe aldın ya Cem'le birlikte. Yanılıyorsun Aydın. Ben seni düşünerek öyle konuştum. Aman teşekkür ederim. Bu işi ortaya atan sensin. Hepimizden fazla hevesliydin. Ne oldu birdenbire? Daha ne olacak ya? Adam bize hakaret ediyor. Ağzını açıp tek kelime bile söylemiyorsun ya. Ne yapabilirdim Aydın ya? Sinirlenince saldırgan oluyorsun. Gözün hiçbir şey görmüyor. Her şey bir anda bitebilirdi. Ha şimdi bitmedi sanki. Böyle bitemez Aydın. Rezalet. Uzlaşmak zorundayız biz. Hadi ya. Öleceğimi bilsem uzlaşmam o kendini beğenmiş herifle. Kabul et. Kabul et. Tavrın çok yanlış Aydın. Çok. Ne olursa olsun senin beni desteklemeni beklerdim Bilge. Çok kırdın beni. Çok. Şurama oturdum. Ne sanıyor kendini acaba? Şov dünyasında mı? Radyodan ona buna takılmaya benzemez bu işler. Kusura bakma ama kavgayı Aydın çıkarmadı Cem. Ne yani, ben mi çıkardım? Unuttun mu söylediklerini Cem? Hakaret ettin çocuğa. Az bile söyledim. Olmaz Cem. Kendini Aydın'ın yerine koy. Biri seninle öyle konuşsa anında yumruklar girerdi devreye. O kadar da değil artık. Öyle bence. Sırf ona değil herkese kırıcı davrandın bugün. Yapma Özge. Gelme üstüme. Benim Ali ile Bilge ile bir sorunum yok. Onlarla her işe girerim ben. Tamam işte, senin derdin Aydın'da. Ne demek bu şimdi? Yabancıymış gibi dışlamaya çalışıyorsun onu Cem. Aile mantığıyla bakıyorsun olaya. Bazen annenle babanda da görüyorum bu tavrı. Yabancı tabii, ne olmuş? Aydın kim ya? Bıraksak yönetim kurulu başkanlığını oynayacak adam. Al işte. Hava alır. Acıyor mu Ergun Bey? Çok acıyor kızım, çok. Fena zorluyor. Morardı mı gözüm? Şimdilik bir şey yok ama buz koymazsak şişebilir. Şunu biraz tutun şöyle. Kendin kaşındın müdürüm, affedersin. Girilir mi öyle iki kardeşin arasına? Abbas bak zaten canım yanıyor. Başlamayalım yine. Bunlar dağıldı Kanarya. Bir araya gelemezler artık. Öyle görünüyor Ergun Bey. Fena kapışmışlar. Fener'den beter. Şükrü Bey de hayatta durmaz artık şirkette. Görürsünüz. Ah yanıyor. Haklı adam. Daha neler artık Ergun Bey? Bak görürsünüz. O yaşta adamı öyle herkes içinde. Size tokat geçilmez kızım. Biber gibi yanıyor. Şükrü Bey. Efendim buyurun. Bir şey mi istemiştiniz? Yok bir şey Ergun, sağ ol. Şevket Bey odasında efendim. İyi tamam. Şu paltomu verir misin Abbas efendim? Baş üstüne babam. Abbas hadi fırla. Hayır efendim, yani konuşmak istersiniz. İstemiyorum. Ah efendim Gücem Bey de haklısınız ama. Vallahi boş bulundu Şevket Bey de. Üzüntüsünden ne yaptığını farkında değil. Tamam Ergun, anladık tamam. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. Şevket Bey sorarsa size de diyeceğiz. Vah vah, demedim mi size? Fena kırılmış adam. Şevket Bey'in de hiç elinin ölçüsü yok. Yahu bu senin kardeşin, öldürecek misin? Sokma burnunu müdürüm, affedersin. Adamın kendi kardeşin. Döver de sever de. Tövbe. Senin ne üstüne vazife? Üstüme gelme Abbas. Şimdi hırsımı senden çıkarmayayım. Çıkar bakayım, çıkar. Çıkar affedersin, çıkar. Dur şimdi sen de Abbas abi. Ne yapıyorsun, zaten sinirler gergin. Kurbanım sana babam, affedersin. Bırak konuşmasın öyle cıvık cıvık. Tövbe tövbe. Kolay gelsin. Demet şu bizim mali müşaviri bulsana. Şey mi, Mahir Bey mi? Hı hı. Konuşalım bakalım. Neden anlaşamamış bizim spalar? Alo. Mahir Bey'le görüşebilir miyim? Bekliyorum. Sana ne oldu öyle? Yok bir şey efendim. Önemli değil. Görünmez kaza. Şey sırasında. Siz Şükrü Bey'le şey yaparken. Vah vah. Ya Erguncuğum hiç farkında değilim valla. Özür dilerim. Kaybetmişim kendimi. Aman efendim, estağfurullah. Sağ olun, iyi günler. Dışarıya çıkmış Şevket Bey. Gelince bizi arayacaklar. Tamam. Şükrü odasında mı? Şükrü Bey az önce çıktı. Çıktı mı, nereye gitti? Bilmiyoruz efendim. Bir şey söylemeden gitti. Benden duymuş olmayın ama gücenmiş size biraz. Yani şu gençlerin yaptığı da olacak şey değil. Sorumsuzluk. Aman Ergun, hatırlatmasan olmaz. Kapat şu konuyu. Hay ağzına sağlık babam, affedersin. Aşk olsun Şevket. Oldu mu bu? Aşk olsun vallahi. Ne oldu Raşit Bey, hayrola? Yahu daha ne olacak? Çocuklar firma kuruyorlarmış, hiçbir şeyden haberimiz yok. Şu mesele. Aman efendim aman. Hiç açmayın o meseleyi. Şevket Bey. Bu nasıl akrabalık ya? Nime çok alındı vallahi. Haklı. Özge Hanım da bir telefon açıp haber vermek lütfunda bile bulunmamış annesine. Ayıp ayıp.
Kabahat Özge'de değil Raşit Bey. Asıl kabahat Cem'de, leylek. Bilmez ki insan idare etmeyi, her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyor. Hah efendim, vallahi benden çok yaşayacaksınız. Ağzımdan aldınız. Arkasından konuşmuş olmuyor mu? Hakikaten idaresi biraz zayıf. Zayıf denmez ona birader. Beceriksiz. Darılma Şevketciğim. Cem bizim de oğlumuz sayılır ama dangalak, dangalak. Dangalak mı Raşit Bey? Kim o? Ali, erken döndünüz. Hoş geldin Zeynepciğim. Merhaba. Hayırlı olsun. Tamam mı? Kurdunuz mu? Bırak anne ya. Çadır bile kurulmaz bunlarla. Anlaşıldı. Gene bir tatsızlık çıktı desenize. Daha kaç kere toplanacaksınız böylesiz? Bitti anne. Tamam. Artık toplantı falan yok. Kıyamet koptu. Herkes çekip gitti. O iş yattı. 2.80. Yatmaz yatmaz. Hadi büyütmeyin bu kadar. Yarın yine kaldığınız yerden başlarsınız. Vallahi anne. Onlar başlasa bile biz yokuz artık. Bizim için bitti. Bitti bitti. Boşuna umutlanmışım ben de. Ne oldu peki? Enişten mi bir tatsızlık çıkardı? Yalnız o değil ki anne. Herkesin kendine göre bir hesabı var. Allah Allah. Neymiş paylaşamadıkları? Boş ver anne. Biz kararımızı verdik. Bir iş bulup çalışacağız. Bilgisayar falan. Ne bulursak. Düşük ücretle çalışmaya da razıyız. Belki bir süre sıkıntı çekeriz ama. İşe bak. Babanın haberi var mı bunlardan? Var. Ne dedi peki? Ne diyecek anne? Kahrolmuştur adam. Zeynep, bunu dinlemiş miydin? Oğlum ne yapıyorsun? Delirdin mi? Konuşmayın efendim. Rezil ettiniz beni Cenap Beylere. Asıl siz beni rezil ettiniz efendim. Sesinizi daha fazla yükseltmeyin. Vallahi elimden bir kaza çıkacak şimdi. Yavaş olun biraz. Uyuyamıyor çocuk. Korkma kızım, korkma. Sana bağırmıyorlar. Yükselteceğim işte. Çıksın hadi. Ne demek o arabayı yakarım, bombalarım. Delirdiniz mi siz? Delirdim efendim. Beni delirttiniz. Her şeyiniz tamam. Arabanız eksik maşallah. Evet efendim, eksik. Bakın dünkü kapıcı bile karısına araba alıyor. Onlar alır efendim. Onlar da para çuvalla. Koskoca market sahibi. Bizi 50 kere satın alır onlar. Cebinizden para çıkıyor da sanki. Kiraya karşılık. Olmaz efendim öyle şey. Bir yıllık kirayı veremezsiniz o kıllı herifin külüstürüne. Herif değil efendim. O bir sanatçı. Haşt! Ne sanatçısıymış? Kıllı yalıkazı. Yalıkazı size benzer. Karışamazsınız bana efendim. Ev annemin evi. Vallahi tepeme attırmayın. O evi de gaz döken yakarım şimdi. Sizden beklenir efendim. Yakarsınız. Kundakçı. Vallahi degeme savcısına şikayet edeceğim sizi. Anne. Kör alasıcalar. Uyutmadılar çocuğu. Vallahi hala kavga ediyorlar abi. Kavgadan çok savaşa benziyor bunlarınki. İbrikçi yürü. Bir an önce ateş hattından kaçalım. Şu ilanı da çıkartalım abi. Çıkart İbrikçi, çıkart. Yeni aile facialarına yol açmayalım. Ne oldu, sattınız mı külüstürü? Eyvah, yakalandık Cenab abi. Yakalandık İbrikçi. Vazgeçtik Celil'ciğim. Külüstür mülüstür. Kendimiz bileceğiz. Benim adım Cemil. Cemil canımın içi, özür dilerim. Çöpçü. Buyur amca. Kaçırdın arabayı bak. Vazgeçmişler satmaktan. Alamazdım zaten amca. Çok para. Amca deme bana. Nereden amca oluyorum senin? Bak delikanlı. Bana da amca diyorsun. Bak çekeceğim kulağını. İyi günler. İyi günler. Nereden böyle? Hastaneden. Vah canım vah. Geçmiş olsun. Ne oldu sana böyle? Sağ olun efendim. Kayınbabam kırdı bastonla. Olmaz ya. Barbarlık bu. Halil'ciğim bunu nasıl yapar? Viziteye çıktım, rapor aldım ben de. Bir hafta istirahat verdiler. Geçmiş olsun. Gidelim abi. Gidelim, gidelim birlikte. Gidelim de. Caverciğim, paramızı yukarıda unutmuşuz canımın içi. Çıkmayalım şimdi. Üstünde şöyle birkaç onluk varsa rica edeyim. Ne demek efendim? Estağfurullah, bakayım. 2 onluk olabilir. Buyurun. Caverciğim sağ ol. En geç yarın sabah. Acelesi yok efendim. Sahteleri çıkmış yeni onlukların. Bakmadan alma. Bunun da bilmediği yok. Baykuş. Cenap Bey, annemle karar verdik, alıyoruz arabayı. Hayır efendim. Yok öyle bir kararımız.
Ayla Hanım içeriye girer misiniz lütfen? Tamam. Çekmeyin öyle efendim. Aa. Alıyoruz, verdik kararımızı. 2 yıllık kira karşılığı. Ne? Çıldırdınız herhalde. Ay, bırakın beni efendim. Ne diyorsunuz Cenap Bey? Gerçekten çok cazip bir teklif hanımefendi ama hayır demek zorundayız. Sabriciğimi üzmek istemeyiz. Belli ki bu işe karşı. Karşıyım tabii efendim. 2 yıllık kira ne demek? İşi bitmiş lan doğaya. Yerinden kıpırdaması bile mucize. Ya o kadar da değil Sabriciğim. Ara sıra teklediği oluyor ama kontağı çevirdiğimiz zaman tıkır tıkır gider. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim, duydum. Hadi İbrikçi bin. Sabriciğim görsün bakalım arabamızın nasıl çalıştığını. Görsün Cenab-ı Hakk'ı. Görsün. Maşallah. Jet gibi jet. Marş basmıyor abi. Basan ibrikçi bir daha dene. İyi ki almamışım şunu. Verilmiş sadakam varmış. Gördünüz mü efendim mucize arabanızı? Karş karş ötüyor. Buyurun teneke yığını. Gördük efendim, gördük. Rezil ettim sivrikçi, bak çıkacağım kulağım. Ben ne yaptım abi? Motordan anlarım, dediğimi. Rica ederim, olduğun yerde kal Celil'ciğim. Başımızda yeteri kadar dert var. Kaldık mı gene İbrikçi? Biraz iteriz, çalışır efendim. Dursun, gel bir el at şu. Tamam. Sen de dayan Cenab abi, sen de dayan. Kaptırırsak çalışır belki. Lanet olsun. Hı? Hayatım bu arabayı itmekle geçiyor. Bir gün ucundan aşağı alacağım, bunu haberiniz olsun. Sağ olun arkadaşım, sağ olun. Günler. Sağ olun. Rapor mu aldın? Aldım, bir hafta. Hastasın demek. Hastayım. Kapı gibi raporum var, bir haftalık. Arabayı iterken bir şeyin yoktu ama değil mi eşek? Kim bakacak şimdi apartmana? Beni ilgilendirmez vallahi. Kim bakarsa baksın. İyi günler. İyi günler. Erkencisiniz bugün maşallah. Bugün öyle oldu. Kapıcımız bir hafta istirahat almış, duydunuz mu? Öyle mi? Geçmiş olsun. Hayrola? Sağ olun efendim. Yok bir şey. Kaza, kaza. Bir şey yok efendim, numara. Bunak yöneticimizin hatası. Verdi bunun elini anlamadan, dinlemeden vizite kağıdını. Kim bakacak şimdi apartmana? Lütfen söyler misiniz? Bilmiyorum Sabri Bey. Kim ne yapacaksa yapsın. Aa, zaten canım sıkkın. Hadi, aldın mı cevabını? Allah Allah. Kimse de burnundan kıl aldırmıyor bugünlerde. Evladım, gelmedi mi yaylı arabamız daha? Ve subhanallah. Yeter oğlum, apartmanı ayağa kaldıracaksınız. Açmayın şunu bu kadar. Bu da kısık sesle dinlenmez ki ama anne. Ben artık gitsem Ali. Otur otur. Allah Allah. Bütün terslikler de beni buluyor bugün. Erkencisin Şükrücüğüm, hoş geldin. Niye sıkıldı canın? Baba, bir şey mi oldu? Hey canım Sabri Bey. Cafer rapor almış da bilmem neymiş, çekemem. Size de çok teşekkür ederim Ali Bey. Hepinize. Hoppala. Ne yaptık baba, ne oldu? Abimizle de kapıştık sayenizde. Ali ben gideyim. Otur kızım otur. Dikilme sen de oğlum otur. Sen niye üzülüyorsun bunlar için Şükrücüğüm? Alışacaklar, böyle böyle öğrenecekler. Baba, biz kararımızı verdik. Kendi alanımızda çalışacağız. Gireceğiz bir şirkete. İyi, ne haliniz varsa görün. Nazancığım, ben bir şey içeceğim. İç Şükrücüğüm, rahatlarsın biraz. İstersen servisi biz yapalım baba. Yok kızım yok. Bize ne? Baksınlar başlarının çaresine. Bir hafta yan gelip yatacağım.
kapı gibi raporum var. Üf, baba ayağın kokuyor. Hadi oradan. Babaların ayağı kokmaz. Cafer, geldin mi evladım? Muvaffak abi seni çağırıyor baba. Duydum, duydum. Bize rahat yok bu dünyada, anasını satayım. Cafer, evladım orada mısın? Orada efendim, orada. Geldi. Eşek gibi yatıyor sayenizde. Eşek, eşek! Sensin eşek! Vallahi koparırım o dilini. Merak ettim, nasıl oldu acaba Cafer? Hiçbir şey yok sahtekarın. Az önce araba itiyordu. Bir hafta istirahat almış. Sigortayı da bunlar batırıyor. Siz de o sahtekarı tutup bizi de kağıdı veriyorsunuz. Ben görevimi yaptım efendim. Vermeyecek miydim? Kanun açık. Bir insanın sağlığı mevzubahis. Buyurun. Ha? Ne oldu evladım? Ne dedi doktor? Tehlike varmış hocam. Bir hafta sırt üstü yatmam lazımmış. Geberirsin inşallah. Geçmiş olsun. Güle güle. Ne oldu Cafer? Hiç. Rapor aldık diye laf ediyor domuz. Ona neymiş? Allah Allah. Kabahat sizde efendim. Siz şımartıyorsunuz bunu. Ne olacak şimdi apartmanın işleri? Hasbinallah. Bakacağız bir çaresine efendim. Yandaki apartmanın kapıcısından filan rica edeceğiz. Utanmadan hasta numarası yapıyor. Türkan Hanım da hastanede torpil bulmuş bu yalancıyı. Sizin işiniz gücünüz yok mu? Başka çatacak kimse kalmadı mı Sabri Bey? Bir hafta rapor almış sayenizde ama efendim. Bakın sizi de alet etti suçuna. Biraz ayıp oluyor ama Sabri Bey. Ben bir doktorum. Gerek görmesem ilgilenir miydim? MR'da çektiler mi Cafer? Çektiler efendim. İşte böyle böyle soyuyorlar devleti. Ha, yeter artık. Adamın kafasını bozma be. Dur sen de Cafer. Uyma şuna. Sabahtan beri carçur dedi ama Gül. Ayıp evladım. Bari sen sakin ol. Zaten kafamız kırılmış şurada. Babacım çatlak çatlak. Hastaymış. Ne hastası efendim. Satacak pilavını görürsünüz sahtekar eşek. Ağzını topla be. Ne oluyor öyle eşek eşek? Dur kızım. Çekil şöyle bakayım. Terbiyenizi takının Sabri Bey. Bir daha da benim içime burnunuzu sokmayın. Görüyoruz efendim işinizi nasıl yaptığınızı. Suratınıza benzettiniz. Ne dedin ne? Vallahi ben adamın burnunun üstüne bir kroşe kondururum. 6 ay yerinden kalkamazsın. Okuldayken hafif siklet şampiyonuydum ben, ona göre. Aman Muvaffak Bey. Aman hocam. Yapmayın böyle şeyler, kalbinizi düşünün. Bırakın efendim. Bırakın gelsin, vereyim ağzını payını. Aa, ne yapıyorsunuz efendim? Yakışıyor mu size? Siz de utanın efendim. Öldürecek misiniz kocamı? Zaten yüksek tansiyonu var. Tutmayın beni efendim. Kim boks şampiyonuymuş göstereyim. Her zaman beklerim. Ben senin gibileri çok uzattım 2.80. Tamam Muvaffak Bey, tamam. Hayırlı olsun baba. Araba alıyor musun ha Sultan Hanım'a? Ne arabası iblis? Kim alıyormuş? Önce ev, şimdi de araba. Yakışır sana Halil Bey. Kim uyduruyor bunları? Yalan. Yok öyle bir şey. Sultan Hanım'la yengeç araba bakmaya gitmiş. Duymadın mı? Laf çıkarmayın. Yok dedim öyle bir şey. Ne arabası? Kırarım boynuzunuzu. İyi günler. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun efendim. Bana bir yoğurt, 10 tane de yumurta. Derhal. Yoğurt büyük mü olsun? Büyük olsun. Alışveriş de benim üstüme kaldı sayende Halil efendi. Kırmışsın Cafer'in kafasını. Rapor almış. Sinirlendirdi beni hanımefendi. Hiç lafını bilmiyor. İleri geri konuşuyor. Senin de hiç elinin ölçüsü yok be baba. Mahkemeye verse çatır çatır tazminat alır vallahi. Yapma Halil Bey. Öfkeyle kalkan zararla oturur. İşinize bakın hadi. Ukalalığın lüzumu yok müşterinin yanında. Borcunuz birikti hanımefendi. Gelmişken şunu biraz... Borç mu? Ne borcu? Daha 3 gün önce ödedim. Sizin beyin borcu bunlar hanımefendi. Zaten geçen aydan da 42 milyon bakiye var. Bakın, geçen haftadan 37 bira, 9 paket cips, 16 paket kraker, acılı mısır cipsi. Bu sabah da 3 şişe bira içti burada. Allah cezasını versin. Yani iş mi bu adamın yaptığı? Üstümde o kadar para da yok. Siz ne varsa verin de kalanını başka zaman verirsiniz. Bakın bunu ödeyeceğim ama bir daha benim hesabıma böyle şeyler yazmayın, karışmam. Ödemem vallahi. Kim içtiyse ondan alırsınız.
Sevim Hanım, bunlar hazır. Başka bir şey? Yok başka bir şey. Sağ ol. Şşt, yandan çarptı. Söyle çocuklara biraz kaşar kessinler, bira mı da açsınlar? Hanımefendi burada. Öyle hanımefendi, hanımefendi takmam ben. Benim adım Cemil. Öyle mi? Benim adım da Sevim. Aa. Gel buraya bakayım. Sevim, kurtar beni, yandan çarptı. Çekil şuradan sen. Aman, aman hanımefendi. Hadi hayırsız, gel sen de bizimle. Nereye amca? Yemeği beraber yeriz, Allah ne verdiyse. Olur amca. Ben de Elke'ye bir telefon ederim yengemle. Alt, Elke yok, patlatırım ben seni. Patlat baba, tutturmuş Elke diye, böyle gibi. Hala geliyor mu o mektup var kızım? Evet Davut Usta, bugün de iki tane geldi. Bir yakalarsam onları yazanı döve döve gebertirim. Sana ne adi, önce ben gebertirim. Alt. Güzel konuşun birbirinizle. Emniyete şikayet edelim istiyorsan kızım, bulsunlar serseriyi. Bulamazlar baba, nasıl bulacaklar? Polis bulur tertip, şak diye bulur isterse. Sen ne anlarsın hadi? Her gün toluna mektup atılıyor. Niye saklıyorsun sen de şunları kızım, at gitsin. Kıyamıyorum usta, hepsi çok güzel. Şiir gibi. Şiir gibi mi? Ne tatlı. Sanki beni tanıyan biri yazmış. Ne halkta yazıyor? Bulursam öldürürüm o adiyi. Sapıktır o, sapık. Sapık mı baba? Pek sapığa benzemiyor ama. Neye benziyor Dilek? Salak biraz. Sapıktır o, sapık. Sapık olmazsa imzasız mektup yazar mı şerefli Türk çocuğu? Ben de Elke'ye mektup yazacağım ama imzalı amca. Yazamazsın adi. Adresini bile bilmiyorsun. İyi akşamlar Davut Usta. Hadi güle güle kızım, iyi akşamlar. Öpüyor kız amca. O da onu öptü. Ne var bunda? Sapık baba, sapık. Resim de isteyeceğim amca. Ne resmi hayırsız? Elken'in amca. Hasbinallah. Öyle biri yok dedik ya hayırsız. Unut artık şu Elke'yi. Unutamıyorum amca. Hop, patlatırım ben seni. 8x8. Olay amca, 88. Tüh, salak. Oğlum sen nasıl evleneceksin de ev geçindireceksin bu kafayla? Tüm. Nasıl bakacak baba? Salak. Sürün öyle mö gibi. Tüm. Yüzüne tüküreceğim o Özge'nin gelsin. İnsan şirket kurar da annesine haber vermez mi? Belki sana sürpriz yapmak istemişlerdir Nimet. Hadi canım, ne sürprizi? 250. Dönüksün. Çocukken de böyleydi bu. Kim? Kim olacak Özge? Karnesini bile göstermezdi. 250. Daha dönüğü indirmedin Nimet. İndirdim ya şekerim. İndirmedin Nimet. Vallahi indirdim. Leyla Hanım'a sor istersen. Ben bir şey görmedim kızım. Niye göz kırptın anne? Göz mü kırptın? Hı. Ay sen de mi başladın? Benden geçmiştir, benden. 250 daha. Saçmalama Nimet. Demin fazladan yazmıştın zaten. Aa, niye mızıkçılık ediyorsun? Ben mi mızıkçılık ediyorum? Üf, iyi aman sen kazandın. Sıkıldım artık. Plakiyi cam kaba koydum abla. Teyze, senin de sütünü ısıttım, getireyim istersen. Yok kızım, bırak biraz soğusun, içerim sonra. Sen de toparlan artık, geç oldu. Nasıl böyle terbiyesiz yetişti bu kız? Kime çekti bilmem ki. Konuşma böyle çocuğun yanında Nimet. Aa. Terbiyesiz, yalan mı? Cadı o, cadı. Aa, öyle deme Nimet Hanım, maşallah melek gibidir. Hacı, şu bezik takımını da kaldır kızım. Öyle vallahi Nimet. O kız senden nasıl olmuş şaşıyorum bazen. Anlamadım, nasıl yani? Ne bileyim, sen biraz... Nimetciğim, sen biraz fevrisindir, kabul et. Fevri mi? Evet, fevri. Çabucak parlarsın falan yani. Sağın solun belli olmaz pek Nimet. Niye ağzınızda geveliyorsunuz ayol? Deli desenize şuna. Hadi kızım hadi. Sen de sallandın durdun. Gidiyorum teyze.
Hoş geldiniz. İyi akşamlar Hacer Hanım. İyi akşamlar. Bak kim var burada. Aa, sen burada mıydın anne? Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk anne. Siz de hoş geldiniz Nimet Hanım. Nasılsın Bıcırık? İyi. Anneannem anneme cadı dedi. Cadı mı? Dedim evet. Alındın mı? Hayırlı olsun. Şirket kurmuşsunuz haber falan vermeden. Biz burada eşek başı mıyız? Ay anne hiç açma şu konuyu. Zaten canımız sıkkın. Bir şey mi oldu Cem? Demek canın sıkkın hanımefendi. Benim canım senden daha sıkkın. Paralarım vallahi. Aa Nimet, aman Nimet Hanım. Ay ne oluyor anne, akşam akşam kendine gel. Ne dedin sen bana? Kendime geleyim ha? Uzattın ama Nimet Hanım. Yani kendimde değil miyim? Sen annene deli mi diyorsun? Aa, dur ha? Nimet ne yapıyorsun? Anne dur. Ay, dur. Ay, tabii biz Cem Bey gibi kasılmayı bilmiyoruz efendim. Hatamız bu. Kimse ciddiye almıyor bizi. Eşun hiç hadi fazla ağladın. Çekmiyordum da kendine gel biraz. Vallahi ağlamak geliyor içimden. Karım bile bana cephe aldı. İnanın burama oturdu efendim. Sen de fazla alıngansın enişte. Ya biz ne yapalım? Hadi bırakın artık, ne olmuşsa olmuş. Patronluk taslıyormuşum. Şu lafa bakın efendim. Bilge mi söyledi bunu da? Yok, Cem söyledi. O varken bana düşmezmiş. Amerika'da falan okumuş ama aşiretliyisi gibi konuşuyor. Onun da sorunları var Aydın, anlayış göster biraz. Hepimizin sorunları var efendim. Niye hep anlayış gösteren biz oluyoruz? En ağrıma giden de ne biliyor musunuz? Ortada kaldım şey gibi, affedersiniz. İnsanın karısı da böyle yaparsa. Şişt, geldi. Sen de şey ol biraz artık. İyi akşamlar. İyi akşamlar anne. Hoş geldin. Çok kırmışsın Aydın'ı. Burada mı? Dokunsan ağlayacak içeride. Biliyorum anne. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Acı badem kurabiyesi aldım sana. Seversin. Bırak Bilge ya. Çocuk mu kandırıyorsun? Sırf ona mı aldın, bize yok mu? Hadi oğlum senden azlanma artık, bak şimdi ben yerim ha. Ne talihsiz adamım ben be Ergun. Bir yandan Mine'nin dırdırı, bir yandan annem başımın etini yer. Hanımlar öyle efendim haliyle. Hepimizin başında. Bu leylek de tuttu bir çuval inciri batırdı. İçmiyor musun? Efendim merak edecekler. Geç kalmasanız. İç sen iç. Bırak beklesinler. Peki. Hiçbirine yanmıyorum da şu kardeşimi kırdım, ona yanıyorum. Nasıl bakacağım onun yüzüne? Sana da aferin yani ha. Orada dikildin öyle kazık gibi. Dikildim mi efendim? İnsan bir şeyler yapar, engel olur. Huyumu biliyorsun. Elimden geleni yaptım efendim. Aşk olsun. Unuttunuz mu? Hatta aranıza girince tokadı ben yedim bakın. Evet ya. Ay. Ben şişirdim değil mi gözünü? Hay ellerim, kırılsaydı da yapmasaydım. Aman efendim estağfurullah. Ne önemi var? Yeter ki sizi yolunda. Oğlum. Oğlum baksana. Birer buyurun tane efendim. Daha gönder bize. Emredersiniz efendim tabii. Efendim ben kafi miktarda. Gönder gönder. Aynısından olsun. Peki efendim. Ah, Avrupa, Avrupa kuş sesimizi. Nasıl girdik ama Avrupa Birliği'ne? Söke söke baba. Avrupa, Avrupa duy sesimizi. Daha giyemedik Davut. Sadece aday olduk. Bitti bu iş Urmiye. Artık Türk'ü kimse durduramaz. Dün Viyana kapılarına dayanmıştık. Bugün Avrupa Birliği'nin kapılarına. Gördüler Türk'ün gücünü. Allah Allah. Dık 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 dık. Bir gireriz. Çekil ayağımın altından Abadi. Dur şimdi, işim var. Söyle sen de ayısız. Niye susuyorsun? Söyleyeyim amca. Allah Allah. Dıgıdık 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 dıgıdık. Bu işler kaba kuvvetle olmuyor artık Davut. Teknoloji çağındayız. Avrupalı olmak istiyorsa uygar olmak zorundayız. Durdur mu terdim? Sen de Alman kızlarıyla evlenemez. Niyeymiş o? Avrupa standartlarına uyman lazım. Öyle yumuşak yumuşak. Uyarım, ne var? Bundan sonra kokoreç falan da yemek yok. Yasak. Al. Kim yasaklıyormuş kokoreçi?
Havamızı kızdırmasınlar, Avrupa'ya da yediririz zorla. Ne demek zorla Davut? Değiştir bu kafayı. Hemen kılıç pala üstlerine mi yürümek lazım? Adamları döversek sonra Elke'yi bana vermezler amca. Allah'ım sen akıl fikir ver. Tertip Elke'yi unutamıyor Ayşe yenge. Elke diye biri yok Galip. Niçin anlamıyorsun? Yok mu? Yok tabii salak. Dolduruşa geldi mö gibi. Al. Güzel konuş büyüklerine. Bende telefonu var ama yenge. O telefon Münih'teki börekçinin numarası Galip. Biliyorsun. Önüne gelen aşık oluyorsun sen de Tertip. Mö gibi. Bak benim sevgilim bir tane. Al. Kimmiş o? Söylemem bana ne. Ne yapacağız biz bunlarla Davut? Bakacağız çaresine uyuyor hayırlısıyla. Sabırlı ol biraz yeğenim. Sana da helal süt emmiş bir kız bulacağız. Ne zaman amca? Şu Avrupa Birliği'ne tam üye olalım. Ne? Avrupa, Avrupa duy sesimizi. Hangi Avrupa evladım? Senin memleketinde hala 13 yaşında çocukları öğretmen istediler diye mahkemeye veriyorlar. Rezalet. Biz bu kafayla daha çok bekleriz Avrupa kapılarında babacığım. Yavaş ol evladım. Peşinden attı mı kovalıyor? Acelem var baba. İşe çıkacağım. İş kaçmıyor ya. Adam gibi ye yemeğini. Eline sağlık Aysel'cim. Acılı acılı ne de güzel olmuş. Oh. Afiyet olsun. Nesi güzel evladım. Kapuska işte. Davul gibi şişirir insanı ayıptır söylemesi. Kış geldi geçiyor. Şöyle bir lüferi yemedik ağız tadıyla. Lüferin tanesi 4 milyon baba. O da kalmamıştır artık baba. Kalmamıştır ya. Ne de severim Meret'i. Artık tadını bile unuttuk. Biraz pilav vereyim baba. İstemiyorum pilav milav. Bütün iştahım kaçtı. Utanmıyorlar öğretmeni kapuskaya, mercimeğe talim ettirmeye. İçme gene şunu baba. Sana yasak biliyorsun. İçerim ulan karışma. Kendilerine kıyak emeklilik ayarlarken iyi. Milyarları lüpletirken iyi. Biraz da memuru düşünseler ne olur. Peki bunun sigara ile ne ilgisi var babacığım? Üçe doğru anca geldik eve Bora. Sabaha kadar hiç uyuyamadım. Kızım sen laf anlamıyor musun? İnadına mı yapıyorsun? Kapat dedim sana şunu. Kız bırak konuşsun yazık. Seviyorlar birbirlerini baksana. İki çıplak bir hamama yakışır. Bula bula bu uyuz oğlanı buldu. 3 kuruşluk memur parçası. Öyle deme kız. Gönül bu. Odada konar bokada. Kız kapat şu telefonu dedim. Vallahi yolacağım etlerini. Kapatmam lazım Bora. Yoksa burada olay çıkacak. Yarın görüşürüz. Hadi öpüyorum ben de. Biraz ayıp olmuyor mu anne? Söylediklerin hepsini duydu. Duyarsa duysun. O salan sicili de bozukmuş zaten. Ne işin var senin o serserilerle mitinglerde filan? Olmazmış bir şey kız korkma. Katil söyledi. Artık miting falan serbestmiş öyle. Avrupa Birliği'ne giriyoruz ya. Aa, kız sen de mi girdin havaya? Aa, ne oluyor öyle got got got? Öt hadi. 1, 2 Galata'dan mi? Galata'dan at beni at beni. Bugünü sarmazsa kaldı 6 gün. Oh, hakkımı sonuna kadar kullanacağım Gül. İyi canım kullan. Gözümüz yok. Akşama kadar uyurum istersen. Gel kızım. Al şunu yiyin. Sulu sulu. Babacığım sulu sulu. Sana yok. Gül ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Şu kızları yollayalım Avrupa Birliği'ne liseden sonra. Orada okuyup doktor çıksınlar. Olmaz öyle şey. Bulur biri bir İtalyan biri Alman. Yok yok yollamam ben kızlarımı. Anam katil. Şimdi buna da raporluyum de sıkıysa. Şoför! Şoför neredesin? Katiller geldi Sevim. Geldik Sayın abim geldik. Buyurun. Eşek herif. Nasıl da koşturuyor Haydut için. Ala. Hareket ordusu mu geldi Selanik'ten? Hayır anneciğim ne ordusu? Katil geldi katil. Kızı eve mi hapsettiniz? Sevim de beni hapsetti. Nereden çıkarıyorsunuz bunları kardeşim Allah Allah. Kim kimi hapsetmiş? Hasta etmeyin insanı tak. Al o birader vatandaşın kafası iyi. Kovuşturma açmışlar senin kıza. Mahkeme ne zaman? Adamın asabını bozmayın kardeşim akşam akşam tak. Ne mahkemesi? Mahkeme yok Sayın abim. Yürü birader. Bana bak sen kime hava atıyorsun öyle?
İnersem aşağı. İn aşağı, in hadi, in, in. Şşş, yürü dedik birader. Kafasını bozma bakalım dışarı. Ne oluyor öyle anne memur memur? Amma da küçümsedin. Sen memur olmadın sanki. Benimle öyle kaşını gözünü oynatarak ukala ukala konuşma. Yolarım vallahi etlerini ha. Kız geldiler. Kesin işi durdur artık ha. İçime fenalık geldi vallahi. Aç şu kapıyı Serpil. Ah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk yenge. İçin rahat olsun. Vatandaş soruşturdu. Olay kapanmıştır. Oh oh, şükürler olsun. Duydun mu Sedat? Duydum sevgilim. Birlikte gittik canım abimle emniyete. Cız. Kızımı da öpeyim. Ah şöyle birader. Bize müsaade. Ablacığım yürü. Ne oluyor kız öyle gelir gelmez hemen? Acelen ne? Hayatta bırakmam sizi bu akşam canım abiciğim. Birlikte yiyeceğiz. Tak ne varsa. Tabii canım, ne varsa. Otur kız. Ne güzel konuşuyoruz şurada. Yemeğim de yok zaten. Eli kolunu attır şu ablacığım, ama aile ortamındayız. Babaya hoş geldin desene prens. Got. Galata'dan at beni, at beni. Hanimiş benim güzelim. Canım kızım benim. Canım. Anne geç otur. Yiyelim bari biz. Öldük açlıktan. Siz yiyin isterseniz kızım. İştahım kesildi. Nerede kaldı bu adam? Sorumsuzluk ama yaptı. Uykusu geldi galiba acı. Yatır istersen. Gelmedi kızım. Gel ben seni yatağına yatırayım. İnsan bir arar. Cep telefonunu da kapatmış. Biz umurunda mıyız? Allah Allah. Niye böyle yaptı bu çocuk? Heh, nihayet. Ben bakarım. Şükürler olsun. Biz geldik mi? Geldik. Geldik efendim. Emanet size teslim efendim. Bu ne hal böyle? Biraz şey oldu efendim. Biraz şey oldum Mine. Aslında ben de biraz. Şevket Bey'in morali bozuktu. Benim de haliyle. Çocukların fiyaskosu filan. Neyse efendim. Saçmalıyorsam kusura bakmayın. Hadi bana müsaade. Yo, nereye gidiyorsun? Yürüme gidiyor efendim. Geç otur şuraya. Efendim ben. Otur dedim, her gün geç. Emredersin efendim. Sen de gel buraya Leylek. Şevket. Tamam. Gel buraya, konuşacağız. Ne var konuşacak baba? Şevket, yarın konuşursunuz oğlum. Sarhoşsun sen Şevket. Bırak şimdi Mine, ben ne yaptım? Aman efendim, aman. Havlu atmak yok, tamam mı? Kuracaksınız o şirketi. Eşek gibi tabii. Kuracaksınız. Olacak bu iş. Tabii. Baba bırak Allah aşkına ya. Buraya gel. Aman sana. Aman ya. Otur be sen de. Bu halde pilav mı satılır? Mecburuz Gül. Avrupa Birliği'ne kadar ne satabilirsek. Ondan sonra yasakmış. Açıkta yiyecek satmak. Babacım çatlak çatlak. Şşt, kapa çenin, çakarma. Sensin çatlak. Çakarma. Sus dedim. Çocukları uyandıracaksın be. Hadi ben kaçıyorum Gül. Atkını da sar Cafer. Ayaz dışarısı. Hadi kolay gelsin. İşte. Al kız, sende gözün kalmasın. Öpeceğim enişte. Enişten benim. Gel sen beni dinle. Alalım şu araziyi. Kayalık, dibi taş. Bırak abi, onun parası kıymetli. Bir araba bile almadı bana. Alır kız alır. Arabayı da alır. Senden kıymetli mi? Sen eniştemin gönlünü hoş tut, yeter. Hadi enişte, gel he de şu işe. Yapalım milletin yuvasını, sevaptır. Kaç metreymiş o dediğin yer? Büyük enişte, 70 dönüm. Koca bir site kurulur, şehir şehir. Halil Beyliği. Hı? Halil Beyliği mi? Halil Beyliği. Hani var ya Sultan Beyliği?
Yakışır sana. Ben diyeyim 1000 konut, sen de 2000 konut. Sen de arabayı dert etme kız. Şairlerin külüstüğünde mi kaldın? Aman ne yapayım. Halil Bey yenisini alır bana. Dur bakalım sultanım, o da olur inşallah. Alır kız alır. Sıfırda Mercedes alır eniştem sana. Sana da öylesi yakışır. Hadi artık Hüseyin, sen yavaş yavaş. Gideriz enişte. Enişte bak bak, koparmadan soydum ha. Şeytan çatlattım. Hadi dedim iblis. Uykumuz geldi. Nasılsın Cafer? İyi akşamlar. Nasıl olalım işte hocam? Ayaklarım uyuştu vallahi soğuktan. Buyur. Sağ ol. Müşteri kovalıyorum. Rapor almışsın. Aldım hocam. Ha. Bir hafta. Hadi kendine iyi bak. Sen de hocam. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sıcak. Buyurun. Sıcak sıcak. Sıcak. Buyurun. Sıcak sıcak. Sıcak. Anam. Anam ya. Şimdi yaktın çıranı alçak. Suçüstü yakalandın. İşin bitti. Ne yapıyorsun sen ya? Hastaydın hani alçak çalışamazdın. Pilavı satıyorsun ama eşek gibi. Adamın kafasını bozma. İstirahat ediyoruz burada. Ver şu makineyi, fena olursun bak. Ver dedim. Ver. Kimi suçüstü diyor, kimi de şantaj. Bana sorarsanız bu iş mahkemede biter. Göreceğiz hep birlikte. Heyecanlı karşılaşmanın ikinci raundu da böylece bitti.